kalan. Efendim, önce sağlık programı ile karşınızdayız. Sağlıklı bir gün dileğiyle özel yayınımızda sizlerdeyiz. Çünkü neden özel yayın diyoruz? Silivri Kolon Hastaneler grubundan diyetisyenimiz bizlerdi. Çünkü kış aylarında kilo alıyorum, ödem var, ister istemez dengemiz şaşırdı, beslenme alışkanlıklarımız değişti diyorsunuz. Biz de hemen diyetisyenimiz Tuğçe Emiroğlu'na soracağız sizler adına. Tekrar edelim, özellikle kış aylarında sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz ama sizlerden gelen soruları da diyetisyenimiz Tuğçe Emiroğlu'na iletebilirsiniz dedikten sonra bekletmeden sizler adına ve ekim adına hemen değerli hocamıza merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Silivri'den geldin. Tabii İstanbul'dan merkez yayınımız gerçekleştiği için rahat trafikte gelebildin mi diye soruyorum. Çünkü her yayında soruyorum. Yayın öncesi ameliyattan çıkan var. Ameliyata kesinlikle yetişeceğim diyen var. Trafikte biraz takıldım deyip yayını biraz erteliyorum. Seyircilerimiz de merak ettikleri için. Çünkü izleyicilerimize tekrar tekrar söyleyelim. Türkiye'nin her yerinden değerli hocalarımızla buluştuğumuz için bazen trafikten malum biliyorsunuz aksamalar olabiliyor. Buradan da sizlerin takipçileri bizlerle buluştuğu için özellikle sıkıntı yok. Yayında 5-10 dakika oynayabilir. Özellikle kış aylarında kilo nasıl artış yapabiliyorsa, kilo verip alabiliyoruz diyorsanız burada da bazen yayınlarımızda 5-10 dakika gecikme olabiliyor, hatırlatmasını yapalım. Canlı yayın telefonlarımız 0212 alan kodu 616 1221'den bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Ve diyet vazgeçilmezimiz. Evet, vazgeçilmezimiz. Şimdi diyet, öncelikle hoş bulduk. Hava koşulları çok soğuk ama ona rağmen enerji dolu buradayız. Çok sizlerle birlikteyiz. Hoş bulduk tekrar. Diyet nedirle başlamak istiyorum aslında. Şimdi diyet deyince insanların aklına Allah aç kalacağım, işte nasıl diyet yaparım? Ya çok sık besleniyoruz ya hiçbir şey yemiyoruz, aç kalırsak ne yaparız gibi soru işaretleri geliyor. Ondan sonra şaşırıyorlar. Şöyle, diyet kelime anlamı aslında sağlıklı ve düzenli beslenme demektir. Bu nedir sağlıklı ve düzenli beslenme? Öncelikle diyet yapmak bireyseldir. Kişinin kendine özgü alışkanlıkları mevcuttur ve diyet listeleri aslında bu alışkanlıklara göre farklılık göstermektedir. Kişinin yaptığı aktivitesi, sosyal yaşantısı, yediği besinler, içtiği besinler, bunların hepsi orantılı bir şekilde aslında dengede durarak, aktiviteleri de hesaplanarak diyet programları oluşturulmaktadır. Yani diyet yapacağım, aç kalır mıyım telaşına hiç kapılmalarına gerek yok. Çünkü aksine diyet demek sağlıklı beslenme demektir. Özellikle bunu vurgulayarak başlamak istedim. Şimdi Trakya'da özel hastanede görev aldığın için evet, Kolon Hastaneler grubu. Özellikle tabii Trakya'nın da içerisinde yeme alışkanlıklarımız çok fazla zengin. Evet. Her bölgenin farklı olsa da bizde hamur işi çok fazla. Kesinlikle. Et var, olmazsa olmaz. Tabii sabah kahvaltısında bile mutlaka danışanlarınız dile getiriyordur. Tabii evet, burada aç kalmamak çok önemli dediğin için. Evet. Oradaki porsiyon dengesini nasıl yapması lazım kişi? Örneğin 100 kilo ama belki siz diyorsunuz ki tabaklar, kaseler küçük olmalı. Sık sık az az yemeliyiz. Ben doyduğumda doyduğumu hissediyorum diyen birçok kişi var, bize de yazıyorlar. Hocamıza sorar mısınız? O dengeyi nasıl sağlayacağız diyorlar. Bir de her çeşitten yemek kilo verdirebilir mi diye soralım. Evet, çok güzel bir konu oldu bu. Şimdi biz de Trakya bölgesi olarak hamur işi ve et ağırlıklı, yağlı besinler, yani çok yağlı olmasa bile hamur işi kızartma şeklinde yapılıyor. Evet. Evet, etin yağlı kısımları daha fazla tercih ediliyor. Bu durumda da ne oluyor? Aslında şöyle bir durum söz konusu. Şimdi çeşitli yerlerde görev yaptım ve Trakya bölgesinde kendim de Trakyalı olarak şunu gözlemledim. Diyabet ve karaciğer yağlanması çok yüksek diyebiliriz. Öyle ki işte bu ne? Düzensiz beslenme. Sabah kahvaltıları oldukça önemli. Kahvaltımıza mutlaka yumurtayla başlayalım diyorum ben. Şimdi şöyle, yumurta anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein aslında. Ve tok tutucu özelliği de var. Bunu işte salatalarınızın içine koyarak tercih edebilirsiniz. Öğlen yemeği olarak bile. Hani
yeşillik salatası yapıp içine bir haşlama yumurta koyup da inanılmaz güzel, doyurucu bir özelliği olan kendinize çeşitli bir salata yapabilirsiniz. Kahvaltıyla başladık. Kahvaltıda kızartma, poğaçalar, börekler o kadar çok seviliyor ki. Patlıcan, biber kızartması. Kesinlikle değil öyle. Mi? Bu kızartmaları kabak, bir kere hayatımızdan karışık, çıkartmamız gerekiyor. Yani şöyle, aslında tabii ki de damak tadı. Bir kere diyeti sağlıklı beslenme olarak düşündüğümüz zaman kızartmaları hayatımızdan çıkarttığımızda zaten bir sağlıklı beslenmeye yönelik konuşuyorsak eğer, kızartma sağlıksızdır. Neden sağlıksızdır? İşte kolesterolü olanlar, karaciğer yağlanması olanlar tercih etmemelidir diyoruz ki evet, bu hastalıklarını tetiklemesin. Onun dışında kahvaltınızı güzel, çeşitli beslenmek oldukça önemli. Hem karbonhidrat, hem protein, hem yağ grubu dediğimiz 3 grup besin ögesi var aslında. Bu da ne demek? Yani biz, şimdi ben bunu söylüyorum, diyorum ki karbonhidrat, protein, yağ ağırlıklı besleneceğiz. İşte karbonhidrat, insan vücudunun aslında %50-55 karbonhidrata ihtiyacı var. %10-15 protein, %20-15-20 gibi de yağ ihtiyacı var. Fakat bu yağ nereden geliyor? İşte bu demek değil ki sabahları zeytinyağını alalım, içine baharatları koyalım, bandıra bandıra yiyelim. Kızarmış yemek de güzel oluyor. Evet, güzel oluyor değil mi? Ama sonrası onun gramı. Kesinlikle. İşte sonrasında ne yapıyoruz? Fazla kiloları alıyoruz. Bunlar bize bölgesel yağlanma olarak geri dönüyor. Halbuki böyle bir şey yapacağımıza, zeytinyağını gene tabii ki de tercih edeceğiz. Ama ne yapacağız? Salatamızın içine bir yemek kaşığı kadar koyduğumuzda bu aslında bizim günlük almamız gereken miktarı karşılıyor. Ya da balık tüketerek, akşam yemeklerinde tükettiğimiz balık aslında omega 3 açısından zengin olduğu için ve N3 yağ asidi dediğimiz yağ grubuna ait olduğu için biz otomatikman zaten kilo almayacağız oradan aldığımız yağla. Aksine kilo verim hızımızı gerçekleştireceğiz. Ama herkes sanıyor ki işte balık yiyoruz, balık da çok yağlı. Hayır, o omega grubuna giriyor. Onu yağdan saymıyoruz diyorum. Çünkü dedik ya, vücudumuzun %10-15 yağ da ihtiyacı var. Sıfır yağ diye bir şey de olmaz çünkü. Ya da en sık karşılaştığım diğer soru, ya da böyle geliyorlar, ben ekmek asla yemiyorum. Ekmek yemiyorum çok doğru bir şey değil aslında. Tabii ki bu da şuna bağlı. Şimdi ekmek yemiyordur, hiç alışkanlığı yoktur. Evet, ekmek yerine geçen farklı besin ögelerini gene diyet menülerine veriyoruz zaten. Ama onun dışında yapmamız gereken şey ne? Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, tam tahıl ekmeği, çavdar ekmeği tüketimi çok daha sağlıklı. Neden? Çünkü rüşev dediğimiz buğdayın dış kabuğundan oluşan maddeler tam buğday, çavdar ekmeklerinin içerisine konuluyor. Bu da ne demek oluyor? Yani biz onları tükettiğimiz zaman lif içeriği yüksek besin grubuna girdiğinden yediğimiz ekmeği kaliteli protein alıyoruz, lif alıyoruz. Daha uzun süreli tokluk hissi sağlanıyor bu durumda. Ama beyaz ekmek yediğimizde ne oluyor? Beyaz ekmek insülin seviyesini birden yükseltip birden düşürüyor. Yani şu oluyor, şimdi çok fazla kişi şunu der, ya ben aslında beyaz ekmek yediğim zaman evet çok çabuk doyuyorum, alışkanlığım da beyaz ekmek üzerine, ama ne yapabilirim de bu tokluk hissimi inaktif hale getirebilirim? Yani niye doymuyorum? İşte beyaz ekmek yemeye devam ettiğiniz sürece doymayacaksınız. Anlık doyup bir 15-20 dakika sonra tekrar açlık oluyor. Niye? İnsülin seviyesi birden yükseldi, birden düştü. Bu da otomatikman kişinin çok çabuk doymuş gibi hissetmesine, sonrasında da acıkmasına sebep oluyor aslında. Şimdi bize gelen sorularda mutlaka bu ekmek konusunda birçok kişinin de söylediğini dile getiriyorsunuz danışanlarınızla. Evet. Ekmek yemiyorum ya da hangi çeşidi diye. Şimdi birçok kişinin de yazdığı sorularda beyaz ekmek olmadan da doymuyorum, diğerleri benim mideme dokunuyor diye söylüyorlar. Ama siz de diyorsunuz ki insülin direnci. Aynen öyle. Aslında sebep bu. Birden insülin seviyesinin yükselmesini, sonrasında da birden düşmesini sağladığı için aslında kişi o an daha çabuk doyduğunu hissediyor. Şimdi mideme dokunuyor olayı şöyle olabilir. Burada buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Kansızlık problemi olan kişilerin, şimdi beyaz ekmek hiç vermiyoruz dersek o da olmaz. Çünkü belirli rahatsızlığı olan kişilerde, işte mide rahatsızlığı olan, kansızlık problemi olan, demir emiliminin az olduğu kişilerde
çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, kepek ekmeği tüketmelerini önermiyoruz. Çünkü bu tür ekmekler bu sefer kansızlığı olduğu için kişinin kansızlığının daha da ilerlemesini sağlayabiliyor. Onlarda da diyoruz ki evet sen beyaz ekmek yiyebilirsin. Çünkü bir karbonhidrat alması gerekiyor. Eğer ekmeği illa tüketmesi gerekiyorsa tercihimizi beyaz ekmekten yana. Ama hastalık durumuna göre değişim gösteriyor. Bunu özellikle vurguluyorum. O yüzden de sıklıkla sorarız gelen danışanlara, kansızlık probleminiz var mı? B12 vitamini, D vitamini yetersizlikleri. Çünkü bunlar beslenmeyle doğru orantılı ilerlemekte. Dediğim gibi şimdi kişinin eğer biz kansızlıkla ilgili bir problemi, demir emilimiyle ilgili bir problemi var mı yok mu bilmiyorsak, bu sefer verdiğimiz beslenme listelerinde ezberci bir yol izlemiş oluruz. O da kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir sistemdir. Genelde kan tahlillerine bakılarak dediğim gibi en önemlisi kansızlık, demir emilimi, D vitamini, B12 vitamini. Bu üçü kilo verimini inanılmaz derecede etkiliyor. Şimdi bu konuyu konuşurken şunu da söylemek istiyorum. Bazen diyorlar ki takviye edici gıdalar, B12 gibi mineraller, vitaminler. Ya biz bunları kullanmalı mıyız? Ben bunu kullandığımda açlık hissi daha çok hissediyorum. Bu tamamen psikolojik bir şey aslında. Çünkü insanlar arasında dile gelmiş bir durum söz konusu. İşte B12 kullandı, omega kullandı, balık apı kullandı, daha çok kilo aldı gibi bir durum söz konusu. Burada bu tür takviye besinleri kullanırken yapmamız gereken şey doğru beslenmek gene. Şimdi doğru ve dengeli beslenip takviye edici gıda kullanıyorsak hiçbir şekilde problem yaşamıyoruz. Bunun altını çizerek özellikle vurgulayarak söylüyorum. Şimdi gündelik hayatımızda çok fazla aktifsek, işte iş hayatımız tempoluysa, sürekli bir yerlere koştur koştur halindeysek ister istemez çok fazla güneş göremiyoruz. Güneş göremediğimiz için de otomatikman D vitaminini miktarda gerçi alamıyoruz. Şimdi D vitaminini alamadığımız zaman da kişide sinir hali, işte stres, yoğun bir kalp çarpıntısı olduğunu gözlemledik. Bu şekilde ilerlememek için diyoruz ki o zaman D vitamini takviyesi doktorlarımız tarafından da zaten en belirgin olarak D vitaminine bakılıyor. Ve bu doğrultuda D vitamini kullanmanız gerekiyorsa eğer kesinlikle kullanmalısınız. Acaba ben bunları kullandığımda daha fazla kilo alır mıyım? B12'yi kullandığımda daha fazla kilo alır mıyım diye düşünüyorsanız bu yanlış bir düşünce. Kesinlikle takviye edici gıdalar alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Diyelim. Evet, doktor kontrolü altında olması çünkü gerekiyor bunu. Çünkü eczaneden ya da eşim, dostum, arkadaşım, konu, komşu şöyle söyledi deyip uygulayıp sonra size gelenler var. Evet. İşler bazen sıkıntılı duruma gidebiliyor. Aman dikkat diyelim. Evet. Şimdi tabii biz diyetisyenimiz gelecek dediğimiz zaman Tuğçe Emiroğlu. Tabii ister istemez sorular da hanımlardan ve beylerden, her yaş grubundan geliyor. Doğru beslenme neye göre nasıl? Ben günde bir öğün, günde iki öğün, bazen hiç doymuyorum, doyduğumu da bilmiyorum diye sorular bize yazdırmıştınız. Şimdi tabii kişinin alışkanlıklarına göre ve metabolizma belki farklı olduğu için sizin dediğiniz gibi yoğun iş posunda belki öğün atlatabilir ya da o an istediği gıdayı görmedi yemekhanede ya da getiremedi yanında ya da vakti yok, o an geçiştirdi. Vücut dengesi bozulur mu? Çünkü dediniz ki özellikle Trakya bölgesi, karaciğer ve diyabet. Evet. Tabii maalesef ki günümüz şartlarında dünyanın her yerinde en önemli sağlık sorunlarının başında diyabet, şişmanlık geliyor. Tabii şişmanlığın da beraberinde birçok sağlık sorunlarını da sizler gözlemliyorsunuz. Evet. Takiplerinizi yapıyorsunuz. Şimdi diyabet, karaciğer dediniz. O zaman Ege, Doğu hepsinin tabii yöresel yemeklerimiz farklı olduğu için hepsinin dengeli beslenmede mutlaka hepsi az az sık sık diyorsunuz ama... Evet. Sağlık sorunları da farklılık gösterebilir sorusu dikkat çekiyor. Yine dediniz ki doğru beslenme olmalı. Bu sefer unutkanlık, sinirlilik dile getirdiniz. Evet. Depresyon yapabilir mi diyelim? Burada çünkü beslenmenin de rolü çok çok büyük. Kesinlikle öyle. Aslında şöyle bir durum söz konusu burada da. Beslenme her şeyin yapı taşı diyebiliriz. Yani kişi düzensiz ve dengesiz beslendiği zaman evet...
sinir hali olabiliyor. Neden sinir hali olabiliyor? Şimdi burada da benim gene gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir durum söz konusu. Birçok kişi kahvaltıyı yapma kültüründen yoksun. Kahvaltı yapmadan hemen böyle bir yerlere yetişme telaşı içinde. Çok fazla kahvaltı yapmayı tercih etmiyoruz. Kahvaltıyı poğaça, börek, işte simit türü şeylerle hemen geçiştirmek istiyoruz. Evet. Değil mi? Bu durumda ne oluyor? Gene işte hemen biz sabah kalkıyoruz ve bir karbonhidrat yüklemesi, vücudumuz bir şaşırıyor. Ve birçok kişi de şunu duyuyorum, benim kahvaltılarda özellikle poğaça yedikten sonra mide yanmam oluyor. Şişkinlik. Evet, şişkinlik oluyor. Aslında bu tamamen karbonhidrat almakla alakalı bir durum. Şimdi vücudumuza yeterli ve dengeli beslenmeye uyandık. Vücudumuz nasıl kendimiz uyandıysak aslında metabolizmamızı da bir uyandırmamız gerekiyor. Bu uyandırma nasıl oluyor? Sabah kalktığımız gibi bir bardak suyumuzu içmemiz gerekiyor. Güzel. Bu su içme alışkanlığı zaten net olarak günde en az 2-2,5 litre. Tabii ki de bu kişiye göre değişim gösteriyor. Fakat en az diyorum ki 2-2,5 litre su içeceğiz. Niye? Vücudumuzun bir kendine getirmemiz gerekiyor. Uyandırmak mıdır? Uyandırmak. Hı-hı. Yani aslında vücudu uyandırmak. Su içerek aslında en çok şu soruluyor. Diyet sırasındayken cildin güzelleşmesi. İşte bir bakıma estetik olarak da. Tabii. Görüyoruz. Bu sefer ne oluyor? Çok fazla su içtiğinizde evet cildiniz çok daha fazla güzel oluyor. Çok daha parlak bir görüntüye sebep oluyor. Aynı şekilde güzel beslenmek de bununla alakalı aslında. Ne kadar iyi beslenirsek, ne kadar güzel beslenirsek o kadar dinç, o kadar dinamik oluyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben kahvaltı yapan çocuklar genelde okula geldiği zamanlarda daha dinç, böyle gözleri işte günaydın, günaydın, günaydın şeklinde oluyor. Ama kahvaltı yapmayanlar biraz daha böyle işte uyuşuk, uyku hali içinde günaydın modunda oluyor. Bu durum bile aslında beslenmenin önemini kesinlikle vurguluyor bize. Şimdi az önce söylediğim gibi yumurta tokluk hissi sağladığı için kesinlikle yumurta yememiz gerekiyor diyorum. Anne sütünden sonraki en kaliteli protein. Alternatif sunabilir. Çünkü alerjisi evet. olan olabilir. Aynen öyle. Yumurtayı şimdi sevmeyebiliyorlar. İşte bazen kokusu rahatsız edebiliyor. Onun yerine bir dilim peyniri Güzel. Çoğaltabiliriz. Peynir yani yumurta yemiyorsa bir dilim peyniri çoğalttık, iki dilim peyniri. Yeşillik alışkanlığı yani marul, maydanoz, dereotu. Şimdi bunlarda da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz gene. Deniyor ki sabah kalktığım zaman bunları hazırlamak bana zor geliyor. Ya da yaşam şartlarından dolayı herkes işte bir 5-10 dakika daha uyuyayım. Nasıl olsa bugün çok yoğun bir gün beni bekliyor şeklinde. Ben bunlara şöyle bir cevap vermek istiyorum. Akşamdan saklama kaplarına yeşilliklerinizi yıkayıp hazırlayabilirsiniz. Sabah kalktığınız zaman da hazırlanmış bir şekilde yıkanmış sizi hiçbir şekilde sıkıntıya yormayacak şekilde yiyebilirsiniz. Hemen 3-4 tane marul, maydanoz, dereotu, roka yani bunlar dediğim gibi önceden hazırlandığı zaman hem demir açısından zengin besinler yeşillikler. Kansızlık problemi olan kişiler için gene kesinlikle yenmesi gereken gruptan. Onun yanında domates, salatalık mevsimine göre tercih edilmeli. Biber. Yani biber de C vitamini açısından oldukça yüksek. Fakat kahvaltı yaparken dikkat etmenizi istediğim diğer bir konu da bu domates, salatalık mutlaka mevsiminde yensin diyorum. Bu şu demek de değil. Ya işte mevsiminde de yesek artık GDO'lu gibi söylentiler evet var. Yani tarımsal kalıntılar tabii ki de sebzelerin, meyvelerin üzerinde bulunuyor. Fakat şunu yapmamamız gerekiyor. Yani ben onu yedim eyvah ya bu da işte ne yediğimi bilmiyorum. GDO'lu mu acaba? Organik mi acaba? Şimdi bu telaş da aslında beynimize onu yer ediyoruz ve bu sefer aldığımız besindeki vitamin ve minerallerden aslında psikolojik olarak beynimize çünkü onu yönlendiriyoruz. Yararlanamıyoruz. Bir de işin böyle bir gerçeği var. Yani yapılan çalışmalar diyor ki evet GDO'lu ürünler var mı? Var. Ya da tarımsal kalıntıları var mı? Evet var. Ama biz her seferinde işte hayır onu yemeyiz çöp, bunu yemeyiz kötü
bu şekilde seçersek bu sefer dengesiz beslenmeyi de tetiklemiş oluyoruz. Ne yapıyoruz işte? Yeşillik yemeyelim, onu da yemeyelim, bunda da bu var diye hayatımızı farklı şekilde hamur işlerine yönlendirmiş oluyoruz ya aslında. Ya da kolayı var, köyü olanlar köyden yakınlarına, akrabalarına söylesinler, getirsinler. Belki kendi hazırlayıp alışkanlıklarını daha çok çoğalsınlar. Evet, kesinlikle. Yani alışkanlıklar, alternatif bir sürü şey olabilir aslında. Ama biraz insanların kolayına kaçıyor bazı şeyler. İşte dediğim gibi hayat koşturması da olduğu için beslenmeyi biraz... Çok hızlı tüketim. Evet, yani ikinci plana atıp da daha çok hazır besinler tercih etmeye çalışıyoruz. Ama bu oldukça yanlış ve hatalı bir durum. Yani mümkün olduğunca şimdi yaz aylarında kışlıklarınızı hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için mutlaka bir kase yoğurt, günlük 2 su bardağı kadar süt, bunları tercih edebilirsiniz. Bunlar da oldukça önemli. Şimdi özellikle tabii bağışıklık sistemi dediğin için grip, nezledir, ister istemez halsizlik, yorgunluk, fazlasıyla tabii hava değişiminden de mikropların mevsim mevsiminde yaşamamak, kar yağsa biraz herkes diyor ki mikroplar ortadan gidecek. Evet. Ama tabii beslenmeyle bunu aza indirebiliriz. Tabii ki sağlık geliyorsa, sıkıntı varsa sizlerle buluşuyoruz ama dikkat etmek için de doğru beslenme mutlaka alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi mevsimin mevsiminde beslenmek gerektiğini dile getirdiğin için ama şimdi 4 mevsimi markete gittiğinde hepsini bulabiliyorsun. Evet. Ve orada acaba beslenme alışkanlıklarında yazın domates, kışın domates, o zaman yediğin domates mevsiminde olmadığına göre hiçbir faydası yok. Evet. Ama tüketim var. İşte tüketim. Boşa tüketim mi diyoruz, evet, orada? Evet, boşa tüketim oluyor aslında. Çünkü mevsimde olmayan meyve sebzeleri yediğimiz zaman şimdi seracılık olayı da olduğu için ister istemez ne yapıyor? İşte her şeyi, her mevsim bulabiliyoruz artık. Evet, böyle bir gerçek var. Fakat yediğimiz şeylerin ne kadar faydasını alıyoruz? Yani vitamin, mineral değerleri nedir bunların? Katkısı değil mi? Evet, yani içerisinde katkı maddesi varsa işte GDO dediğimiz durum. Bu sefer otomatikman zaten biz yediğimiz domatesten kış ayında yeterli ve dengeli olarak hiçbir besin ögesini alamıyoruz. Örnekleme domates diye dedik, evet, ama evet, tüm örnek olarak besin, bu evet, mevsiminde olmayan tüm besinler için geçerli tabii ki de. Şimdi kış aylarında dikkat etmemiz gerekiyor mu? Evet, biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Bağışıklık sistemimizin, immün sistemimizin daha düşük olduğu dönemler oluyor kış ayları. Şimdi bu durumda da şöyle bir şey geliyor herkesin aklına. Ben daha sağlıklı beslendiğimde, özellikle C vitamini tüketimimi arttırdığımda çok daha sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemim de güçlü olduğu için hastalanmıyorum, güzel, diyenler çok fazla. Çok fazla. Şimdi diyet yaparken bir grup diyor ki ben hiçbir şekilde diyet yaptığım süre içerisinde hastalanmadım. Geçmiş kışlarda hep hastalanırdım. Bazıları da diyor ki ya ben işte kendimce diyet yapmıştım ve kendimce diyet yaparken çok fazla grip oluyordum. Burada da işte doğru bilinen yanlışlar aslında ön planda oluyor. Şimdi meyve tüketimi yapmak kişilere biraz zor geliyor sanırım. Ya da şunu diyenler var. Ben meyve yedim, şekerim çıkıyor. İşte şekerim çıktığı için ben meyve yemek istemiyorum. Ama meyve yemek yerine çikolatalar, tatlılar, hamur işleri yediğiniz zaman bilmeniz gereken şey şu ki şekeriniz asıl o zaman çıkmış oluyor. Suçu meyvelere atmayın kesinlikle. Şimdi meyveler, evet. Yanında hamur işi, tatlılar da beraber. O büyük bir kombi de aslında. Evet, vücuda, evet. Vücuda değil mi, evet, ne kadar zarar. Kesinlikle öyle. Meyve tüketimi oldukça önemli kış aylarında. Şimdi portakal, elma, kivi, bunlar C vitamini açısından da yüksek besinler. Evet. Bunları tükettiğiniz zaman ne oluyor? Bağışıklık sistemimiz daha fazla güçlenmiş oluyor. Bağışıklık sistemi ne? Vücudunuzun hastalıklara karşı direncini arttırmasıdır aslında. Yani immün sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Az önce ondan bahsettiniz. Şimdi bölgesel olarak farklılıklar var dedik ama Akdeniz beslenmesi diye bir beslenme şeklimiz, evet, var aslında. Onu açarsak özellikle, evet, şimdi nasıl Akdeniz beslenmesi dediğimiz şey aslında şu.
dengeli bir şekilde her şeyin tabağınızda olması ama özellikle sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek. Nedir sebze? İşte ıspanağınızda olsun, yeşil fasulyenizde olsun, semizotunuzda olsun, brokoliniz, lahananızda olsun. Onların porsiyonu nasıl olsun? Porsiyonları da şöyle, kişiden kişiye değişim göstermekte. Aslında porsiyon miktarı kesinlikle işte cinsiyete göre, yapılan sosyal aktivitelere göre, yaşa göre, hepsine göre değişiyor porsiyon miktarları. Ama bunun dışında şunu söyleyebilirim ki işte yemeklerin çok fazla sulu tüketilmesi porsiyon miktarından ziyade kaloriyi arttırmada birebir etkendir. Neden? Çünkü yemeklerin yağı suyuna geçmektedir. Ve daha çok işte tabağınızda ıspanağı alırken böyle suyuyla birlikte alıyorsanız otomatikman ne oluyor? O suyunu banayım. Banma olayı. Burada devreye ne giriyor? Ekmek. Aynı zamanda ekmek de giriyor. Ne oluyor? Siz kaloriyi otomatikman arttırmış oluyorsunuz. Ama öyle keyif alıp mutlu olan birçok şu an ekran başında izleyen izleyicimiz. O da şununla alakalı. Aslında beslenme şekli bile yöresel ve kişiseldir. Yani bazıları meyve yerken mutlu oluyor, bazıları hamur işi yerken mutlu oluyor. Ama bu mutluluk geçici bir mutluluk aslında. Neden? Çünkü sonrasında kilo olarak geri döndüğünde tamamen moral bozukluğu oluyor ve o mutluluğu arkada bırakıp mutsuz bir yaşama sürüklenmiş oluyorlar. Şimdi buraya biz izleyicimiz bir tepsi börek getirse karışık yemez miyiz? Yeriz. Ne hiç kadar yemeyelim. Hiç yemeyelim diye bir şey yok aslında. Evet. Orada da şu durum giriyor devreye. Biz bu böreği yediğimiz zaman akşam yemeğinde güzel, ne yemeliyiz? Evet. Akşam yemeğinde öğlen börek yediyseniz eğer bu börek diliminin porsiyonu işte bir avuç içiniz kadar olsun diyorum. Patatesi tercih etmemeye çalışılsın diyorum. Niye? Patates nişasta, karbonhidrat oranı çok daha yüksek. Hamurla birlikte birleştiği zaman otomatikman yani kaloriyi çok daha fazla yükseltmiş oluyorsunuz. Avuç içi dilimi kadar yediniz. Ondan sonrasında akşam mutlaka sebze yemeği yiyorsunuz ya da bir kase çorba yanında bol yeşillik salatası tercih ediyorsunuz. Güzel. İşte o zaman dengelemiş oluyorsunuz. Bir de buna aktivite eklerseniz, nedir bu aktivite? Yürüyüş olabilir, tempolu yürüyüş. Evet, kışın biraz bu sıkıntılı olabiliyor ama artık her şey o kadar fazla kolay gelişti ki. Yani internetten açıp da böyle bakarak... Aslında mazeret üretmemek. Evet, yani bazı şeyler mazerete giriyor. Şimdi herkes televizyon karşısında oturup hepimiz yapıyoruz bunu. Birçok şeye zaman bulabiliyoruz aslında. Ya da telefonlar elimizde, baktığımız bir sürü şey var. Şimdi bunlara zaman buluyorsak eğer... Bunların yanında tabii ki de bunlar da yapılacak hayatın gerçekleri. Olmalı. Ama ne yapabiliriz? İşte bir nasıl bir spor yapabilirim? Kendimize yani vakit ayırabilmek. Evet, kendimize vakit ayırmak. Aslında sağlıklı beslenmek, diyet kendimize vakit ayırmak, kendimizi güzelleştirmek ve mutlu etmek aslında. Her zaman bunu söylüyorum. Ne kadar güzel beslenip, ne kadar sağlıklı beslenirsek o kadar mutlu oluyoruz. Özgüven de artıyor ister istemez. Kesinlikle. Daha iyi hissediyor kişiler evet, evet, aradaki kesinlikle farkı gördüğünde. İdeal kilo... Tabii mutlaka kiloya göre de değişir de kişi geldiğinde size diyor ki artık ben eski halimden kurtulmak istiyorum. Sağlık sorunlarım başladı. Hem de kıyafet almaktan artık cüzdanıma da dokunuyor. Ekonomik zarar, evet, maddi manevi zararı. Evet. Tabii mutlaka kurallara uyması gerekir. Orada dedin ki açılışta diyetisyenimiz, efendim televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Kolan Hastaneler grubundan uzman diyetisyen Tuğçe Emiroğlu ile birlikteyiz. Kış aylarında sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz ve sizden gelen soruların da cevaplarını kendisinden öğrenmiş oluyoruz. Tabii oradaki kilo artışı ister istemez kişiyi aynaya baktığında rahatsız eder. Hepimizi belirli bir kilomuz var ama artık tabii sağlık da girerse en önemli nokta burada. Kişiye göre ideal kilo nedir diye soralım. Şöyle bir soru sormamızı istedi izleyicilerimizin çoğunluğu. Tabii doğru mudur bilmiyorum. Fazla kilosu olanlar daha çabuk mu kilo veriyor diye de yöneltmiş olalım. Şimdi öncelikle evet, kesinlikle fazla kilosu olan, şöyle bir gerçek var aslında. Metabolizma dediğimiz durum, fazla kilosu olan kişilerde, beden kitle indeksi diyoruz biz buna, beden kitle indeksi yüksek olan kişilerin kilo verme durumu daha kolay oluyor. Şöyle 110 kilo birisinin ideal kilosu 60 ise eğer, şimdi bu artık bir obezite durumu söz konusu burada. Obez olanlar ne yapıyor? İşte metabolizma o daha fazla çalışıyor ve tam anlamıyla listeye uyuyorsa işte yeterli karbonhidrat, protein, yağ bunları yeterli olarak alabiliyorsa
O noktada örnek veriyorum, burada rakamlar kesinlikle netlik göstermiyor ama işte bu birey obez olduğunda bir ayda 5 kilo verebilir mi? Evet, verebilir. Ama 60 kilo olan birisi ben 55 kilo olmak istiyorum dediğinde, şimdi zaten beden kitle indeksine gene burada bakıyoruz. Nedir bu beden kitle indeksi? Nasıl ayarlayabiliriz? Evet, kilo artışında obeze giden oradaki rakam nedir? Hangi noktada şişmanız ya da obeze gidiyoruz diye kendimizi uyarmalıyız? Şimdi beden kitle indeksi kişiden kişiye gene dediğim gibi değişiyor. Bu boya göre, yapılan sosyal aktiviteye göre, oturma, yani çalışma durumu bile aslında burada ön planda oluyor. Oturarak çalışan kişinin enerji harcamasıyla ayakta sürekli hareket halinde olan kişinin enerji harcaması bir değil. Bunlar bakılıyor. Boya bakılıyor. İşte cinsiyet bakılıyor. Bunların hepsi birleştiğinde diyoruz ki beden kitle indeksi 20'nin üzerindeyse eğer, bel kalça oranı bile bunlarda etkili, obeziteye doğru ilerliyor diyebiliyoruz. 18 ve 20'nin üzerindeyse ilerliyor diyebiliyoruz ve burada işte hemen sağlıklı beslenmeyi yasaklar demek istemiyorum. Çünkü hayatımızın sonuna kadar yasaklarla mücadele edemeyiz ama. Çekilmez, çok keyif de evet, olmaz yani değil mi? Yani neyin nasıl, şimdi yaşam tarzımıza göre dediğimiz gibi işte. Hangi meyveyi ne kadar yememiz gerekiyor ya da biz nerenin kültürüyle hangi besinleri tüketiyoruz? Bunları da diyet listelerinde yer vererek kişinin aynı zamanda diyetini sağlıklı ve kalıcı yapmasını sağlıyoruz ki hem rahat kilo versin hem de verdiği kilolar kalıcı olsun. Bu obezite durumunu kesinlikle hamur işi, işte yağlı beslenme çok fazla tetikliyor dedik zaten. Beden kitle indekslerini de dediğim gibi 18-20'nin üzerinde bunlar otomatik olarak kişinin yaşına, cinsiyetine göre hesaplanıyor ve bu şekilde doğru bir sonuca varılıyor diyebiliriz. Şimdi tabii bu kilo verme döneminde şişkinlik olabilir mi, kabızlık olabilir mi, ödem olabilir mi? Normal hayatta da bu şikayetleri yaşayan birçok kişi var. Orada size gelene kadar evde toparlanma sürecinde neler yapmalılar diye soralım. Şimdi burada da en önemli konu probiyotik. Probiyotik kullanmak kesinlikle kabızlık problemini, işte vücuttaki ödem problemini en aza indiriyor diyebiliriz. Nedir bu probiyotik? Bir kase yoğurt, günlük kişiye göre değişmekle birlikte 2 bardak ayran ya da laktozsuz tercih edilebilen sütler. Bunlar probiyotik yerine geçip kabızlık problemine engel olabiliyor. Tabii bunun dışında gene kişiye göre, eğer alerjik durumları yoksa, incir gibi besinler hem potasyum açısından zengin ve bağışıklık sistemini de aslında güçlendiriyor. Mevsimindeyse taze incir, değilse kuru incir tercih edilebilir diyoruz. Yoğurdun içine incir koyabilir, kayısı koyabilirler. Bu tür tariflerle birlikte hem probiyotiğinizi desteklemiş olursunuz taze meyvelerle ya da kuru meyvelerle, hem de kabızlık problemini gidermiş olursunuz. Şimdi ödem konusu da tamamen olmasa da %50 tuzlu tüketen kişilerde ödem problemi çok daha fazla. Bu da şöyle, şimdi tuz tüketimini azalttığımızda nasıl gerekiyor? Şöyle, şimdi gene üresine bakılıyor, böbrek rahatsızlıkları var mı buna bakılıyor, karaciğer yağlanması, bunların hepsinde aslında tuzsuz tüketim gene başrolde. Biz şimdi bunları, sonuçları gördüğümüz zaman zaten tuz tüketip tüketmediğini, yani ödem varsa eğer, kesinlikle o kişi tuzlu yiyor diyebiliriz aslında. Şunu soralım o zaman izleyicilerimiz adına. Şimdi tabii kişi de tahlil mutlaka istiyorsunuz, onu anladım. Evet. Resme bakıp kilo tartarak değil, ne kadar sağlıklıysa da mutlaka yine iç organlara bakmak lazım. Evet. Tahlil şart diyorsunuz. Tabii oradaki tahlil sonucuna baktınız ya. Oradaki tahlil sonucunun raporu vücudun 1 aylık mı, 3 aylık mı? Çünkü niye? İzleyicilerimiz de hepimiz dönemsel yapıyoruz. Ya düğün dernek oluyor ya da işte bir davet ya da sizlere geleceğiz. Yemek kısması oluyor. 2 gün, 3 gün bir rejim kendi çapımızda fark eder düşüncesiyle. Oradaki total 1 aylık mı, 3 aylık mı o tuz dediğiniz rakam önemli. Belki şekeri bilmiyor çıktı, belki tiroidi çıktı. Evet. Böbrekte sıkıntı olabilir, tansiyon şekeri, hepsi olabilir. Ya da hiçbiri yok ama ona göre mutlaka tabii ki diyet sistemini uyguluyorsunuz.
Vücudun sistemi tabii çok hızlı çalıştığı için oradaki sinyal 1 aylık mı 3 aylık mı ne kadar sürede o kan tahlilinin raporu gözüküyor diye soruyorum. Aslında şöyle 1 aylık 3 aylık şeklinde demek çok doğru olmaz. Çünkü bu şimdi üreye bakıldı işte ya da diğer trigliseritler bunlar bakıldı. Sağlıklı besleniyorsa evet 3 ay sonra tekrar 5 ay sonra kişinin hastalığı devam ediyor mu? Bu gene doktor tavsiyesiyle olacak bir şey diyebiliriz. Evet. Yani doktorlar tarafından gereken kontroller hangi sıklıkla isteniyorsa. Ama ben kendi beslenmem açısından baktığımda zaten tuzlu beslenmenin insan sağlığı üzerine etkisi yok. Yani tabii ki de tuzu tamamen hayatımızdan çıkartamayız. Bu sefer sodyum açısından bir sıkıntıya girmiş oluruz. Damak tadım bozuluyor ama, diyenler var. Evet. Geçen aylar tahlilimi yaptırdım iyiydi ama bu ay neden böyle çıktı diyenler var. Orada işte beslenme alışkanlığının rolü mü diye. Evet öyle. Aslında şöyle bir durum söz konusu oluyor. Beslenme alışkanlığı değiştiği zamanlarda bu az önce dediğimiz kabızlık problemi bile bununla alakalı. Şimdi kişinin kendine ait bir beslenme düzeni var. Ve bu kendine ait beslenme düzeni belli bir seviyeden sonra ne oluyor? Düzene girmeye başlıyor evet. Ve bu düzene girmeyle birlikte otomatikman metabolizma değişiyor. Yani kötüden iyiye doğru gidiyor ve bir geçiş süreci var. Bu geçiş sürecinde aslında her şey düzene girmiş oluyor. O yüzden bol bol su içmeleri gerekiyor. Hareket etmek oldukça önemli. Sıvı tüketimini çay, kahveyle karıştırmamaları gerekiyor. Çünkü onlar diüretik olduğu için su yerini kesinlikle almamakta. Bu şekilde bir beslenme ile kendilerini, yani önceliğimiz su içmek, hareket etmek ve Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenme şeklini hayatımıza geçirmek. Şimdi biz o kadar hızlı konuşuyoruz ama sürende yavaş yavaş sonuna geldiğimiz için yönetmenim diyor ki son 5 dakika... Belki 1-2 dakika bizden sonraki yayını aksatmıyorsak uzatabiliriz. Şimdi siz anlatırken tabii ben de sorulara bakıyorum. İster istemez çayın, kahvenin en çok tüketildiği ülkeler arasında yer alıyoruz. Suyun yerini asla hiçbir şey tutmuyor ama evet. Su içemiyorum diyenler var. Normalde tabii oran ne olmalı diye soralım. Kahvesiz güne başlamayan bir grup var. Kahvaltıdan daha ön planda olanlar var. Tabii çay mı, kahve mi ya da onun fazla tüketimi diyelim çayla kahvenin vücuda zararı var mıdır diye soralım. Çok fazla tabii diyetisyenimizi bilgilendirme yaparken kalp, tansiyon, şeker, böbrek hastaları tabii kendi sağlık sorununa ilişkin izleyicilerimizin soruları vardı. Tabii sağlık sorununa göre de beslenme olayı var mıdır diye soralım. Son 5-6 dakikayı iyi bir şekilde değerlendirelim. Evet, kesinlikle sağlık sorunları ile ilgili beslenme ön planda diyebiliriz. Yani diyetin sağlıklı beslenme olduğunu söylerken şuna da değinmemiz gerekiyor. Şimdi karaciğer yağlanması, çok onkolojik önemli vakalar, diyabet beslenmesi. Yani bunlar aslında her şey bir beslenmeye çıkıyor. Çok kilo almak onkoloji dediğiniz için evet. Kansere sebebiyet mi diyelim? Şimdi yani sağlıksız beslenme varsa evet. Aşırı şişmanlık. Aşırı şişmanlık evet. Kardiyovasküler hastalıklar, kalp damar hastalıkları. Bununla birlikte işte kana karışan fazla ve kötü yağlar otomatikman evet kanser sebebi olabiliyor diyebiliriz. O yüzden yani beslenme her şeyin temeli diyoruz. Vitamin mineral değerlerimiz açısından sağlıklı beslenmeye dediğimiz gibi sebzemizi mutlaka her öğünde bulundurmaya çalışıyoruz. Vitamin minerallerimizi taze meyvelerden almaya çalışıyoruz. Bunun dışında öncelikli olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi onkoloji beslenmesi, diyabet beslenmesi bunların hepsi ayrı beslenme şekilleridir. Hiç kimsenin diyet listesini başkalarından alıp da işte ya bu beslenme listesiyle ben de zayıflayabilirim deyip de o listeyi kullanmamasını istiyorum. O zaman başkalarının yapmış olduğu diyet programı çok zararlı. İlk evet. Başta belki yanıltabilir ama sonrasında evet yani dönüşüyor. Öncelerinde tabii ki de sonuçta bir diyet yapılıyor. Evet zayıflayabilir nelere ama belki o kişinin diyelim. Şimdi verdiğimiz diyet listesinde diyelim ki kansızlık
açlık problemi var ve biz orada ne yaptık? Onu dengeledik. Evet, onu dengeledik. Ama diğerinde belki biz bilmiyoruz ama belki onda da kan fazlalığı var ve otomatikman aldığı listede ne oldu? Sende zaten evet, yani ikisi birbirinin oranını yükseltti ve otomatikman sağlıklı besleneyim derken belki de sağlıksız beslenmeye sebep oldunuz. Yani doğru bilinen yanlışlar aslında tamamen bununla alakalı. Ne yaptık mesela karşımızdakine verdiğimiz diyet listesinde belki de yeşillikler protein ağırlıklı ama sizin böbrekle ilgili bir rahatsızlığınız var ve fazla protein aldığınız için böbrek yükünün artmasına sebep oluyorsunuz ve sonra da diyorsunuz ki işte ya bende böbrek taşı oldu, ben diyet yaptım, böbreğimde kum oldu, işte taş oldu. Aslında neden? Bilinçsiz beslenme ve farklı kişilerin yaptığı diyet listeleri doğruymuş gibi kabullenip kendinize bunu uygulamanız. Yani beslenme bireyseldir. Hastalıklara göre beslenme programları vardır. Ve kişilerin mutlaka uzman, diyetisyen, doktor kontrolüyle birlikte ilerlemesi gerekiyor. Çünkü sağlıklı beslendiğimiz zaman hem kardiyovasküler hastalıkları, hem bahsettiğimiz diyabet rahatsızlıklarını, cildimizin güzelleşmesini, bunların hepsini sağlıklı beslenerek dengelemiş oluyoruz aslında. Aslında tüm organlarımız için un, tuz, şeker en çok tüketiyoruz ama uzak durursak ne kadar sağlıklı bir şekilde, belki de ilaç kullanıyorsak da ilaçların aza indirmek kadar faydalı bir kendimize yaptırım. Evet, yani ne kadar güzel besleniyorsak ilaçları o kadar güzel güle güle demiş oluyoruz peki aslında. Peki şimdi kapanışa gideceğim ama çay kahve fazla tüketmek zarar verir mi? Yoğurttan bahsettiğiniz için. Yoğurdun içine tabii ki ben etrafımda eş dosttan da görüyorum. İçine limon koyuyorlar, acı biber koyuyorlar. Şimdi acı biberin doğu kesiminde çok güzel acı ses güzelliği yaptığını biliyorum kesinlikle. Da faydası... Acı biberi tek başına yiyin. Yani bunu yoğurdun içine bir şey koyarak sağlıklı olacaksınız anlamına gelmiyor limon. Bu. Limon da. Hayır, böyle bir şey yok. Size bunu net olarak söylüyorum. Yoğurdun içine pul biber koydum, limon koydum, zayıfladım, yağlarım gitti. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yoğurdu kendi kendine yerseniz hem güzel bir probiyotik olur, gene zayıflarsınız. Yani ekstra şeyler koyarak içine kendinize eziyet ediyorsunuz aslında. Ama limon da yiyin, acı biber evet, de. Evet, acı biber de yiyin. Hayır, limon değil, da evet. Yiyin. Bunlar tabii ki de çok güzel besinler. Evet, yağ yakımını arttıran besinler. Ama yağ yakımını arttırıyor diye yoğurdun içine limonu sıkıp pul biberi ekleyip kendi kendinize eziyet etmenizin çok da bir anlamı yok aslında. Tek yiyin bunları. Çayla kahveyi hemen söyleyeyim bir evet. De. Şimdi çay kahve tabii ki de kültürümüzde var. Fakat suyun yerini kesinlikle tutmuyor. Önceliğimiz su. Sabah uyandık, metabolizmamızı uyandırmak, bedenimizi uyandırmak için bir bardak suyumuzu içtik. Evet. Su içemiyorum diyenlerin şöyle bir şey yapabilirler. İçerisine güzel güzel sevdikleri meyve dilimlerini koyabilirler. Tarçın koyabilirler. Ama bu detoks suyu anlamına gelmiyor. Kesinlikle suyun tadını arttırdıkları suya güzel bir tat verdiği için otomatikman suyu daha güzel içebilirsiniz. Yani su içimini arttırmak adına böyle güzel şeyler koyabilirsiniz. Zencefil, zerdeçal koyabilirsiniz. Ama bunu gene zencefil, zerdeçal yoğurda da çok fazla koyanlar var. Evet, ben de tavsiye ediyorum. Ama kan sulandırıcı ilaç kullananların çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu zencefil, zerdeçalın kan sulandırıcı özelliği var. Önemli. O yüzden eğer bir ilaç kullanıyorsanız kullandığınız ilaçları mutlaka diyetisyeninize söylemeniz gerekiyor. O zaman gerekiyor. Bitki çayların da... Bitki çayları da gene aynı şekilde. Olabilir. Bu da aslında çay, kahve gibi. Bunlar günlük en fazla 2 fincan içebilirsiniz. 3 eğer kansızlık probleminiz yoksa Türk kahvesini 3 fincana kadar içebilirsiniz diyorum. Sade olacak şekilde kalorisini yükseltmemek adına. Türk kahvesinin de yapılan çalışmalarda şöyle bir özelliği var. Alzheimer rahatsızlığını ve kalp rahatsızlıklarını engellediği biliniyor. O yüzden fazla içmemek kaydıyla. Evet, fazla içme. Kansızlığınız varsa kesinlikle evet. İçmemeniz gerekiyor. Çünkü otomatikman kansızlığı daha da ilerletmiş oluyor. Ama kansızlık problemi ya da kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıklarınız yoksa günlük 3 küçük fincan kadar kahve içebilirsiniz. Türk kahvesi. Yönetmenim duyuyor mu? Kameraman şu an ekran başında Utku. Kahve çok tüketiyorsun. Zararı var mı diye sormuştu.
demek ki yok. Türk kahvesi içiyorsa evet. Ona göre rahatsızlığı ve demir eksikliğiniz yoksa 3 küçük fincan içebilirsiniz. Bizim de yoğun iş temposu tabii ki kameraman arkadaşlarım, teknik arkadaşlarım buradan emeklerine sağlık. Sizler huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizlerden çok çok daha biz görünen yüz olsak da arkada kocaman bir kahraman var aslında. Evet. Tabii yoğun iş temposu ne yapıyorlar? Ne yapalım? Hadi bir çay, bir kahve molası tekrar açılmak çekeyim. Için. Açılmak için. Çaylarının i̇şte içine limon koyabilirler bu arada. Yani demir emilimini engelliyor. Öyle bir kolaylık da yapabilirler kendilerine. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çok güzel anlattın. Danışanların çok şanslı. Onu söylemek istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrar ağırlamak isterim ekibimle. İnşallah. Çalışan bütün ekip arkadaşlarına da hastane yönetiminden tutun. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına da buradan izliyorlarsa sevgi saygılarımızı gönderelim. Tabii hastalık hepimizin başına gelebilir. Hastanede yatan, tedavisi olan tüm hastalara da acil şifalar diliyorum. Tuğçe Emiroğlu çok teşekkürler. Çorlu'ya selamlar ben buradan. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Efendim Önce Sağlık programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımızdan çok teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden aynı saatte birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık.